Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Mübarek kardeşlerim, bir tefekkür iklimi programında daha birlikte ve beraberiz. Bu haftada akletmeye, düşünmeye, tefekkür nedir, tefekkürü anlamaya, anladığımızı hayatımıza ikametmek için, akletmek için ayırmış olduğumuz şu zamanı Rabbim inşallah bereketli kılar da bizim için, ömrümüz için, bundan sonraki hayatımız için hayırlara vesile olmasını nasip eyler inşallah Teala. Bu haftaki konuğumuz ilahiyatçı hocamız Osman Yıldırım hocamızla birlikte beraber olacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Canım. Hoş bulduk. Sefalar olduk. Mübarek kardeşlerim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'ini bizleri hidayete erdirecek bir rehber olarak göndermiş. Biz de sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Sonra da Osman hocamla birlikte tefekkür ikliminde tefekkürden başlayarak tefekkürü akletmek, düşünmek, düşünmenin, akletmenin, tefekkür etmenin insana kattığı erdem, insana kattığı fazilet ve insandaki bu hayattaki hak yolda değişerek kazanılmış bir hayattaki önemini konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Evet sevgili hocam, sözlerin en güzeli Kur'an tilavetiyle başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna verham mevtana veşfi merdana vakti düğününe ve hassil muradana bi seyyidi eşrafi enbiyai vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillah. Ağzınıza sağlık hocam. Elhamdülillah. Hocam tekraren hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sefalar geldiniz. Olduk. Bugün inşallah programımızın adı Tefekkür İklimi. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde akletmez misiniz, düşünmez misiniz diyor. Hatta uyarıyor. Çoğu bunu bilmezler, çoğu akletmezler, çoğu düşünmezler. İşte bu saat dilimimizle başlayıp tefekkür idrak edebilirsek hayatımızın neresine yerleştirmeliyiz? Tefekkür bizim için ne demektir? İnsanı ne yapar? Yani insana ne katar tefekkür ki? Cenab-ı Allah ayetin birçoğunda düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tefekkürü yöneten hadis-i şerifleri var. İnsanın hayatında tefekkür ibadetine, hayatına ne katar hocam? Şimdi evvela Rabbimize hamd sena şükürler olsun. Na mütenahi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama da salat ve selam olsun. Tüm dinleyen kardeşlerimize ve burada olunan şu hazurun bize hizmet eden kardeşlerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Yaratan Allah'ımız çok güzel yaratmış. Şahane bir şekil vermiş. Ve insana akıl vermiş ve akılı vermiş de aklın yanında bir de fikir koymuş. Bilalım canım benim. Mevla Teala Celle Celaluhu akletmez misiniz diyor. Biraz evvel hani birçok ayet 137 yerde ayetinde tefekkürden bahsediyor Allah-u Teala. İnsan zaten düşünen bir varlıktır. Derler ya insan konuşan bir varlık. Allah-u Teala kelam sıfatından bize bahşeylemiş. Konuşan bir tek varlık var, o da insan. Düşünen, düşündüğünü fikriyle ortaya koyan, Rabbimizin kudret kelamı ile var olanı yarattığını icat eden de insan. Bugünlerde böyle ekranlarda, televizyonlarda çok duyuyoruz. Yarat bakalım. İşte efendim domates, biber, patlıcan, şu bu, bundan ortaya bir sanat yarat bakalım. Bir domatesi yarat da göreyim seni, biberi yarat da göreyim seni, yaratma değil. Allah'ın yarattıklarından ortaya güzel bir yemek icat edersin. Yaratmak sadece Allah'a mahsus. Rabbim Teala diyor ki, yaratan Rabbinin adı ile oku. Hani Resulullah Efendimiz'e, oraları çok gördük ya, Rabbim nasip etsin de gidelim amin, tekrar. Amin. Rabbim Teala Efendimiz'e, ikra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adı ile oku. Buradaki oku ne biliyor musun? Kainatı oku. Şöyle bir bak aynaya, kaşlarını gör. Kirpiklerini gör, bunun yanında gözlerini gör, suretini gör de, sanatkarı gör de, yaratan Rabbini gör de, bak yaratılışını oku. Aldığın zaman şöyle kainata baktığın zaman bir bak diyor. Mevla Teala Celle Celaluhu zikrediyor ki, efela ya akilün, akletmiyor musunuz? Efela tetefekkün, düşürmüyor. İnsan düşünürse yaradanını buluyor. Mesela bazen öyle olur ki bugün de Allah'ı, varlığını, birliğini, peygamberimizin, efendimizin peygamberliğini görmeyen nice zavallılar var. Ona bir eskiden dinsiz ve imansız derlerdi. Şimdi bir isim taktılar, ateist dediler. Peygamberleri kabul etmeyenler de ben deistim diyor. Yani gavurlarda ne kadar yabancı kelam varsa alıyoruz. Ben diyorum ki iman etmemiş, inançsız. Yani benim anladığım tabir kitaplardaki la yu'minun, iman etmez. Allah-u Teala demiyor ki ateisttir, deisttir, iman etmiyor. İman etmeyeni bile şu anda oksijen adedi %21. Azot ise dünyada %77. Ya azot bitecek, oksijen bitecek diye ateisti bile, deisti bile, inansız olanı bile hiç kimseyi ben görmedim ki ne Afyon'da, ne Eskişehir'de, ne Ankara'da, ne İstanbul'da, ne Paris'inde, ne İsviçre'sinde, ne Amerika'sında oksijen tüpüyle gezinen bir insan görmedim.
Ola ki oksijen bitiverdi. Ya Allah Teala diyor ki şu tabiat içerisinde, şu yaşadığın dünya üzerinde oksijenin tam, rahmet iniyor, rahmetin tam arz edilir. Dünyanın dörtte üçü su değil mi? Evet. Dörtte üçü suymuş ama geriye ne kaldı? Dörtte bir. Dörtte birinin de ekseriyeti dağlar ve taşlar, yüksek yüksek kayalıklar. Geriye ne kaldı Bilal'ım canım benim? Toprak ne kaldı? İnanın dörtte üçü su ise, dörtte biri de dağlık araziler ise bir avuç toprak. Ama düşün ya el insaf yani. İnsan bu kadar, af buyurun kusura bakmayalım ama ahmak olmaz yani. Bir avuç toprak Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek insanları doyuruyor ya. Şu Afyon Ovası ne kadardır acaba? Ben Eskişehir'deyim. Sakarya Deresi var. Sakarya Deresi en çok arazisi olanın var. Ne kadar? 2 dönümdür. Yani 2000 metredir. 3000. Eğer orada 10.000 metre kadar 10 dönüm arazisi olsa oranın o yörenin en zengini olarak biliniyor. Ya 2 dönüm arazi var ya Eskişehir'i doyuruyor da yetmiyor. Satamıyorlar Eskişehir'e, İstanbul'a gidiyor. Marul'uyla, soğanıyla, narıyla. Küçücük bir dereden İstanbul bile doyuyor. Allah-u Teala diyor ki ya toprak bugüne kadar hizmet ediyor da, güneş sana hizmet ediyor da, suyun, eyvah su sıkıntısı var, hadi gönder suyu diyor ki Rabbim Teala. Yaradan Rabbine bir tefekkür et de, bir düşün de, şöyle de ya, insana teşekkür ediyorsun. Çay getirdiler, teşekkür ediyorsun. Biraz evvel ikram ettiler, kahve teşekkür ettik. Ya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, Rabbinin, yaratanın hiç mi hatırı yok diyor tefekkür. Ama tefekkürü büyüklerimizden öğren. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir saatlik tefekkür 60 yıllık ibadetten daha eftaldir. Daha hayırlıdır. Niye? Düşününce men arafe nefsehu fakat arafe Rabbi. İnsan kendini bilirse Allah'ını da bilir. Rabbini de bilir. Şöyle düşünecek, ben neyim? Ben önce bir insanım ama faniyim ya. Ne kadar güzel söylemiş Üstad Bediüzzaman Said Nursi. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı da istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayri bir şey istemem. İsterim bir yari baki isterim diyor. Hiç ender hiçim, kainatı umumen isterim. Kainat kiminse kendimi ona heba ederim diyor. E biz de diyoruz ki burası benim, burası benim. Hani hep öyle deriz ya. Tırnaklarımla kazdım bu hale geldim. Bizim hocalarımız çok derdi. Allah selamet versinler. Delikanlım hep bana öyle derdi. Biz var ya gece gündüz lamba ışığında çalıştık. Mumları yaktık, ders çalıştık. Biz buraya gelinceye kadar tırnaklarımızla geldik. Ben de diyorum ki vay yavrum vay, vay. Tırnağın olmasaydı zor gelirdin. Aklın almasaydı öğretmen olma değil. Hiçbir yere giderken yanında önder, lider elinden tutan olmasa evinin yolunu bulamazdı. Aklı veren Allah-u Teala değil mi? Evet. Rabbim akıl vermiş ya. Evet. Diyor ki daha Numan, İmam-ı Azam Efendimizin işte babası Sabit, kendisi Numan, hocası da Hammad. Hammad, İmam-ı Azam Efendimiz daha 7 yaşında çocukken demiş ki Numan söyle bakalım demiş ya, akıllı mısın? Akıllıyım hocam demiş. Peki akıl ne işe yarar? Diyor ki iyiyi iyilerden ayırt etmeye, kötüyü kötüden ayırmaya. Yani iyiyi kötüden ayırt etmeye yarar. Yok be evlat demiş ya. Onu af buyurun hayvanlar da yapar demiş. Çok acayip. Belki biraz dokunur ama dokunsun. Diyor ki nasıl hocam diyor. İyi kötüden hayvanlar da ayırt eder. Ab buyurun eşeğin önüne diyor, içki koysan bir de su koysan susuyan eşek içkiden içmez diyor, sudan içer diyor. Acı ot koysan eşek acı ottan yemez, yoncadan yer diyor. Eşek bile bilir içkinin içilmeyeceğini su varken. O bile bilir acı otun yenilmeyeceğini yonca varken. Peki hocam akıl ne işe yarar? İyiler içerisinde en iyisini, güzeller içerisinde en güzelini bulmaya yarar. Resul Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. En akıllınız Allah'ı bulandır. En güzeliniz ise emir ve yasaklarına riayet edendir diyor. Tefekkürü şöyle izah edelim. Mevlana Celaleddin Rumi çok güzel açıklamış. Bunu belki burada söyleyeyim, arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz yazsınlar. Tefekkür, tefekkürün gül ise... Sen gül bahçesindesin. Dikkat et. Biraz evvel Paşa Camii'ndeydik ya. Evet. Şöyle dolandım. Ne kadar güzel. Her taraf çiçeklik. Girdim baktım Allah'ım dedim ya. Camilerimizi, minarelerimizi, minarelerimizdeki ezanımızı, camilerin süsü olan cemaatimizi eksik etme diye. Duada bulunduk. Şimdi bakıyorsun diyor ki tefekkürün gül ise
gül bahçesindesin. Tefekkürün diken ise, dikkat et, dikenin sonu ateşte yanmak, odundur diye. Onun için tefekkür 137 yerde Rabbin Teala bahsediyorsa, Bismillah, inne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab ellezine yezkurunallaha kıyamen. Onlar bakarlar, o insanlar ki Allahü Teala zikrediyor, geceyi gündüze dürerim, bakarsın şöyle. Ya gece nereye gidiyor, gündüz nereye gidiyor? Bir de şunu söyleyeyim, tefekkürde çok akıllı olanlar. Hani profesörüm, doçentim, doktorum, eyvallah, Rabbim aklımızı daim etsin. Ama lakin Allahü Teala Celle Celle nerede olursan ol diyor, aklının nihayetinde Rabbinden uzaklaşma. Mesela tek kelime, İstanbul'a bir sohbete gitmiştik. Mahmud Efendi kürsüde şöyle demişti. Allah dedi ki oku, okudum. İlkokuldayken Allah'ım dedin, ortada Allah'ım dedin, lisede Allah'ım dedin, hocam bir üniversiteye gidiyorum, Allah'ım dedin, 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 yerine geldin. Dedin ki ulan şuraya olsam bir müdür, oldun müdür bu sefer. Dedin ki ne kıbleyi buldun, bulduğun kıbleyi unuttun, ne secdeyi, secdeyi de unuttun. Allah dedi sana ol müdür, sen de anladın kudur, Rabbine isyan etme diyor. Vay dedim ya. Ya müdür ol, genel müdür ol, reis ol, Türkiye'nin başında idareci ol ama kıbleni unutma, Rabbini unutma. Çünkü seni o hale getiren Allah'ındır. Aklınla o mekana getiren Rabbindir. O mekanda Mevla'nı unutma diyor. Allah-u Teala diyor ki gece gündüz nereye dürülüyor? Peki arkasından diyor ki onlar ayakta, yan yatarak, oturarak Allah'ı zikrederler. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ. Allah'ım hiçbir şeyi boş yaratmadın. Bizim normal olarak tepemizde özel sohbetimizde söylemiştim ya, diyor ki biz baktığımız zaman dünya böyle. Bu kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz hepsi bir dünya yuvarlak. Etrafı dörtte üçü su, okyanuslar. Diyor ki Rabbim Afyon'un tepesinde. Ben Eskişehir'den geldim. Eskişehir'in tepesinde. Neredeydi? Kastamonu'nda, orada burada birçok yerlerde sel felaketi oluyor ya. Diyor ki bir bulut bir okyanus taşıyor. Allah-u Teala dese ki buluta iniver birden. Vallahi ve billahi bir buluta Afyon çok fazla gelir. Az gelir yani. Afyon gibi 10 tane Afyon'u aldığı gibi götürür. Bakıyorsun yukarıya, diyorsun ki Allah'ım yukarımda tepemde bir okyanus bekletiyorsun. Ama bana rahmetini indiriyorsun, otumu bitiriyorsun, meyvelerimi verirsin. Rabbim sana ben nasıl secde etmem demek lazım. Tefekkür bu. Oo güzelmiş, getir karışık, ye iç silin. Geçenlerde erkanla beraber, devlet erkanıyla bir yemeğe o geldiler, davet olunmuş falan. Ben de davet ettim. Hocam yemek dedim, karnım tok elhamdülillah. Ama lakin dedim dua için otururum. Oturdular, geldiler, çok kalabalıklar. Yediler işte, bir dakika dedim ya. Allah aşkına dedim ya. Bu ne haliniz? Bütün dedim idareciler buradasınız. Bütün başkanlar burada. Zaten var ya metrekare 50 tane başkan düşüyor. Başkanım dediğin zaman herkes dönüyor. Bir ben varım başkan olmayan. Herkes başkan. Başkanım dönüyor herkes geriye. Lan diyorum bunlar ne başkanı ya? Herkes başkan. Bakkallar Derneği Başkanı, Sucular Derneği Başkanı, Esnaflar Derneği Başkanı, Kooperatifler Başkanı, Dernekler Başkanı, Güvercin Sevenler Başkanı. Bir ben varım hoca olarak başkan diye. Bir ben dönmedim. Dedim ki bu kadarsınız. El insaf ya. Allah aşkına dedim, bahsedilen bir şey dinden bahsediliyor, yanlış. Burada dedim servisi var iken sizin dinden bahsetmeniz ne oluyor? Önünüze Kur'an koysam okuyamazsınız, anlamını sorsam cevap veremezsiniz. Bırakın dedim ya. Dini ehline fes'elu ehle zikr in kuntum la ta'lemun. Biraz da dedim düşünün tefekkür. Hocam neden böyle oluyoruz deyince çok güzel bir şey söyledim. Dedim ki Osmanlı devletini kuran Osman Gazi'nin arkasında kim vardı Bilal'ım? Şeyh Edebali vardı hocası. Fatih'in arkasında Akşemseddin vardı. Yavuz Sultan Selim'in kanun arkasında Ebu Suud Efendi fetva vermeden kanun sefere çıkmıyordu. Bir bakıyorsun şimdi herkesin arkasında bir hoca. Dedim ki Allah aşkına hepiniz idarecisiniz, bir makam var mı arkanızda, bir hoca yok. Bir Osman hocanız olsun dedim. Hocam bizi bırak. Yani biz düşünürken sadece şimdi cenazede var. Sadece cenazede hoca lazım. Ölünce bize hoca lazım. Din, hayatımızda bizim dinden uzak yaşama bir lüksümüz yok ya. Onun için düşüneceksin, diyeceksin ki neye yarıyor? En iyiniz, en güzeliniz Allah'ın emir ve yasaklarına riayet. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki eğer tefekküründe düşünürken böyle gül bahçe iyi düşünürsen,
Rabbini düşüneceksin. Mesela öyle diyor. Allah-u Teala Celle Celalı bize yerden altın çıkarıyor. Topraktan hurma ağacı veriyor. Hurma ağacından hurmalar veriyor. Ceylanın karnından bakmışsın bize misk sunuyor. Bütün bunları sunarken diyor ki yer aynı, toprak aynı, nimetler farklı. E bir de bir bakıyorsun ki biraz evvel dedi ki düşün mübareğim ya. Benim yaratılışım senin hocam çok karizmatiksin, Bilal'ım çok karizmatik, delikanlım çok yakışıklısın, hanımefendi çok güzelsin. Suretini çizen, kudret kalemiyle nakış nakış işleyen ana rahminde inna halaknakum, sizi yaratan biziz. Sümme savvarnakum, suretinizi çizen de veren de biziz. Allah'ım ne kadar büyük bir sanatkarsın, sana hamd ederim şekline bak da bir şükret değil mi ya? Evlat verdi şükreyle. Mesela öyle bir şey var ki Bilal'ım. Dedim ki Allah'ım dedim ya, evlat bir nimettir ya. Evladı olmasa dünyanın tadı olmaz. Eşler olmasa dünyanın tadı olmaz. Şöyle derler, düşüncenin arasında biraz şey olsun, rahatlık olsun. Yani hayat kiminle güzeldir Allah aşkına ya? Bunu bir soralım. Hangi kamera beni çekiyor kardeş? Burası mı? Hayat kiminle güzeldir? Hayat seninle güzel. Yazmış böyle telefonuna aşkım. Sonuna da 3 tane M koymuş. Yetmemiş 5 tane koymuş. Perdeleri değiştirmedi hayat onunla güzel mi değil mi bir gör bakalım. Oturma grubunu değiştirmedi bir gör bakalım. Hayat seninle güzel evladım. Arabanın anahtarını vermedi bir gör bakalım. Arkadaşım hayat seninle güzel. Çağırdığın zaman, ihtiyacı olduğunda geldiğinde vermediğin zaman bir bak bakalım. Ya hayat Rabbimle güzel ya. Hayat Allah'ımla güzel. Verdiği sıhhat de güzel. Biraz evvel dedik. Ne alemdeyiz? Hayat Rabbimle güzel. İstersen buradan başlayalım. Duralım mı? Hocam ilk bölümümüzün sonuna yaklaştık. Tamam. Hemen şöyle toparlarsak. Hayat kiminle güzel derken ona hayat Rabbimle güzel. Diyeceğim ki eşine bakacaksın diyeceksin ki Rabbimin emanetisin. Oğlum Rabbimin ikramısın. Arkadaşım, dostum. Elhamdülillah ki sen varsın. Allah'ıma hamd ederim. Allah'ı devreden çıkarmadan, yaradanını lisandan, zikirden uzak tutmadan hayat çok güzel. Yoksa hayat bunun da güzel. Oo iyisin, nereye iyisin? Ben nece kaskolu arabalar binen kişilerin cenazesini yıkadım. Daha bir hafta önce kaskoluydu, araba gitti, pert oldu, çöpe atıldı. Götürdüm kendi elimle, defnettim, kaskoluydu. Hayat sigortası vardı ama şu anda yok. Onun için hayat Rabbimle çok güzel. Yani Allah'la hayatta bağı kesmeden devam edeceğiz. Ne varsa Rabbimize bağlayarak bağlamanın tefekkürüyle yaşayacağız. Mübarek kardeşlerim, tefekkürü, Rabbimizi anlamayı, Rabbimizi tanımayı, ona, onunla bağlantımızı, onunla anımız, onsuz anımız geçmesin diye düşünmeyi, tefekkürü konuşmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet mübarek kardeşlerim, hayat kiminle güzel diyerek ilk bölümümüzü tamamlamıştık. Şimdi tefekkür ikliminde tefekkür insanı nereye götürür? İnsanı hangi erdeme eriştirir? Ve insan tefekkürle neye ulaşması, neyi, hangi hasleti kazanması gerekir konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili evet. Hocam. Rabbimize hamd olsun. Yani düşünen bir varlığız, insanız. Bir de aklımız var. Rabbim Teala akıllı olduğumuzu biliyor ama bizi yalnız bırakmamış. Peygamberler gönderiyor. Ve peygamberleri de kendi aramızdan gönderiyor. Bu çok önemli. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene beşerun mislüküm yuha iley. Ben bir insanım ama bana vahiy ilahi geliyor diyor. Değil miydi ki meleklerden olması gerekmez miydi diyenler çıktı. Şimdi Rabbim Teala peygamberlerini gönderiyor, yetmiyor. Bir de kitabını gönderiyor. Biz şimdi kelamını ele alıyoruz. Kur'an-ı Kerim var ya, amel edilmek için gönderilen bir kitaptır. Dikkat et, bu sözü iyi yazmak lazım. Kur'an-ı Kerim
amel edilsin için gönderilen bir kitaptır. Ama bugün biz okumayı amel edindik. Sadece okuyoruz. O Kur'an okuyoruz. Oysa ki okumak değil. Kur'an-ı Kerim hükmüyle amel edilsin diye. Tefekkür bu. Mesela en basitinde diyor ki bir bak kainat kitabını oku diyor ya. Ya koyun bahçemde var. Ot yiyor, su içiyor, süt oluyor. Bugün teknolojinin en son haddinde bir fabrika kursalar. En son fabrika. Teknolojinin tamamı uygulansa. Bir taraftan ot, öbür taraftan da su verilse. Acaba kuruna da süt akar mı Bilal? Yok. Akmaz değil mi? Akmaz. Peki bir yumurta yapabilen bir fabrika var mı? Ve insan bunun için. Mesela en basit aklıma geleni söyleyeyim, okuduğumu söyleyeyim. Bakıyorsun dereler veya göller su. İçsen zehirleniyorsun. Su çok kirli. Mümkün değil, kurbağa bile eğlenmiyor. Ama Rabbim Teala emrediyor. Bu benim çok acayibime gidiyor. Güneşe diyor ki ver hararetini. Veriyor. Oradaki kirli su buhar oluyor. Semaya semaya çekiliyor. Bakın buharlı kirli su, yemyeşil su, batak olan su gökyüzüne çekiliyor. Yükseldikçe temizleniyor. Yukarıda bulut oluşuyor. Allah-u Teala bulutu kara dönüştürüyor. Yağmur olarak sağanak sağanak yağarken kar hangi renkte yağıyor Bilal'ım? Beyaz. Peki simsiyah kar yağsaydı veya şuradaki alabildiğine kan rengi kıpkırmızı yağsaydı Allah aşkına ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Ha şuradaki insanlarımız düşünsün, kar yağıyor simsiyah, her taraf simsiyah oldu. Vallahi kasvetten dışarıya çıkamazdık. Çocuklar kar topu oynamazdı, kardan adam yapmazdı, kızağa binmezdi. Ama Rabbim diyor ki bak kirli olan su bembeyaz oldu. Hiç rahmet su içtin mi? O kadar hoş ki pırıl pırıl saf. Hiçbir şey yok içerisinde. Allah-u Teala diyor ki ya bir bak bunu baktığın zaman da diyor düşün ne olacak? Bunları verene dedik ya nereye gidiyor? Bunları verene Rabbine doğru bir dön diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem liderimiz o mu? Önderimiz evet, o mu? Evet. Rehberimiz o mu? Şefaatçimiz liderimiz de o mu? Yok. Elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensar topluluğun içerisine girdi. Biliyorsun Mekke'den Medine'ye hicret edenler muhacir. Medine'nin yerlisi ensar. Efendimiz baktı böyle gayet güzel oturmuşlar kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Resulullah Efendimiz emü'minûne entüm dedi. Siz mümin misiniz? Soruya bak. Şimdi mümin misiniz? Sorsam Müslüman mısın desem ne dersin? Elhamdülillah. Elhamdülillah misin? Bana da sorsa kardeşim ben elhamdülillah misin? Hiçbiri cevap vermiyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu nedir dediği zaman hiç kimse cevap vermez. Şöyle derlerdi. Allahu ve Rasuluhu e'lem. Bilgiçlik taslamazlar. Belki Allah'ın Resulü sonunda ne diyecek bakalım diye kimse cevap vermedi. Ama Hazreti Ömer kalktı. Dedi ki bela ya Resulallah elhamdülillah. Evet ya Resulallah Müslümanız dedi. Ondan sonra öyle deyince ve ma alamatu imanukum. İmanınızın alameti nedir dedi. Bak şimdi tefekküre iyi bak. Dedi ya Resulallah. İmanımızın alameti odur ki Rabbim verdi akıl. Bollukta verilen nimetlere şükrederiz, bakarız. Darlıkta sabrederiz. Allah'tan gelen ne varsa rıza gösteririz. Efendimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem vallahu müminun vallahu'l Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki siz Müslümansınız dedi. Ve Resul Efendimiz dedi ki ne yapıyorsunuz da düşünüyorduk işte düşündüğünüz için. Düşünen insan. Nimet verilince Rabbim ne eder? Sabreder değil mi? Evlat verdi. Düşün. Hiç yoktan bir men'iden yapışkan bir zevkle fırlatılan olan bir şeyden evlat veriyor. Ben de öyle dünya. Allah'ım ya ne kadar yücesin Rabbim. Ha o zaman diyeceksin ki evladım hadi bakalım. Beraberce seni yaratan Rabbim akıl verdi. Dönelim Allah'ımıza. Rabbimize. İbadette, taatta, düşüncede. Yani şöyle alacaksın, oturacaksın, bir bakacaksın. Diyeceksin ki ya düşüncede hiçbir şey boşuna yaratılmamış. Eyahsabul insan en yutrake suda. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Ya eyyuhal insan, ey insan. Me garrake bir rabbikel kerim. Büyük olan Rabbinden seni aldatan ne? Şunu mutlaka söylemem lazım. Belli bir yerlerde şu anda görevdeyim ya cumaları kıldırıyorum. Efendim işte İl Emniyet Müdürlüğü'nde vaaz ediyorum, sohbet ediyorum. İşte vilayet makamında özel yerlerde dua ediyorum ya elhamdülillah. Ya nerelerden nerelere geldik ama
Çok çok önemli. Eğer baştaki buranın normal idaresi senin elinde, 5 vakitini kılıyorsun. Cuma'ya gidiyorsun, hemen etrafına dolu veriyorlar. Cuma'da yanındalar, 5 vakitte yanındalar. Ben bakıyorum, demiştim bugün sabah namazından sonra kısa bir rüya. O rüyada en son kelamım o oldu. Dedim nereden aklıma geldi? Veya okudum bir kitaptandır mutlaka. İnsanların keyfine, zevkine, hoşuna gideyim diye şekil değiştirenler, kaşlarını yolanlar, kirpiklerini uzatanlar, bedenlerine dövme yaptıranlar, göbeğini açanlar, sırtını açanlar, başkalarına hoş görüneyim diye gılıktan gılığa girenler, Rabbi için hiçbir şey yapmıyorlar, kelamı geldi. Neden Allah'ın için kendini değiştirmiyorsun? Düğüne gidiyoruz, şunları giyelim. Ya bir de Allah'ın huzuruna gidiyorsun, bir de Allah için bir değişiver. İnsanlar için, şimdi cenaze var, insanlar için değişiyorsun da ne oluyor ki? Mevla Teala Celle Celal diyor ki, bak bana geleceksin, hayatının hesabını vereceksin. Madem ki öyleyse hesabını vereceksen, sen başkası için namaza durma. Yani müdürün namaz kılıyorsa etrafında oluyor. Müdür namazda ise Facebook'te paylaşılanlar başka. Müdür değişiyor, başka bir müdür geliyor, namaz kılmıyor mu? Bakıyorsun içki şişeleriyle fotoğraflar masalarda, onu Facebook'ta. Bak bak ben de böyle. Ya mübarek. Rabbim Teala Celle Celaluhu seni yaratan. Allahü Teala öyle kapılar vardır ki ne kadar kapı olursa olsun hepsi sebeptir, müsebbib Allah'tır. Rezzak olan kim? Allah. Allah. Onun için diyor ki ne yapacağız? Düşünürsek ne yapacağız? Diyor ki şükrün artar. Elhamdülillah dersin. Başka ne artar? Bela, musibet değil, hastalık geldi. Bazen sorarlar. Acaba bu pandemi, bu Covid neden geldi? Bunu gönderen kim ya? Canım Çin'den geldi Amerika. Hayır ya. Ebabil kuşlarını gönderen kim ise Covid'i bu dünyaya gönderen de o. Nemrud'un burnunun içinden girip de beynine ulaşan sivrisinek ordusunu gönderen kimse bu hastalığı gönderen de Rabbil Alemin. Bir bakın bakalım ne hallere geldik. Diyorlar ki emin ol sınırda olan Suriyelilerin var ya çadırları var ya temizlik yok, hijyen yok. Orada Covid'den ölen yokmuş biliyor musun? Yok. Ama lüks binalarda olanlar Covid'den güzel. Bakıyorsun böyle az. Diyor ki dön Rabbine, Allahü Teala hepsini alıverir. Sen Allah'ına yalvar, elini aç, dua et. Aşılar olacağız, olduk zaten. Ama Mevlam'a de ki Rabbim de, her şey senden. O zaman ne oluyor biliyor musun? Nimetlere şükür, bela musibetlere sabır, Allah'tan her gelen şeye de rıza gösteririz. Her zaman anlatırdım, bu dönemde de bir anlattım. Dediler ki hocam nasıl bir şey? İnsan şöyle bir bakar. Baktığı zaman, baktığı yerde şöyle bir meyledilmiş. Meyledilmiş ama yıkıldı yıkılacak duvar. Ve yanına da gelmiş. İnsanlar der ki meczup derler ya. Meczup. Evet. Bazıları velidir. Velilere bazıları deli derler. O da bakmış. Tabii Behlül yan taraftaki akıllar demiş ki lan çekil duvar yıkılacak altında kalacaksın. Çekilmiş. Garibim. Ertesi gün gelmiş yine aynı duvarın yanında böyle uzaklaşmış. Duvar burup göçmüş. Gülmüş. Dönmüş akıllar demiş ki oh elhamdülillah. Lan gelmişler meczup. Duvar göçtü güldün. E demiş tamam güldüm. Niye güldün? Demiş ki meylettiği tarafa göçtü de ona güldüm. Lan deli. Tabii demiş meylettiği tarafa göçecek. Ağırlık nereyse oraya göçecek. E demiş tabii onun için güldüm. Zaten o tarafa göçtüğü için de elhamdülillah. O niye elhamdülillah? Madem dünyada ne varsa meylettiği tarafa göçüyorsa ağırlık ne? Ben de Allah'ıma meyilliyim. İnşallah ölürken ona doğru göçerim. Onun için elhamdülillah derim. Vallahi bugünün insanları var ya Allah'a meyilli değil. Ben de dahil. Biz var ya 1-1, 2+1, 3+1, binekler şunlar ne ya? Bineğim var benimle beraber gidecek olan kabre 3 şey var. Malım gidecek. Dostlarım, arkadaşlarım, cemaatim gelecek. İkisi geri dönecek. Kim kalacak? Namazım, niyazım, ibadetim. Namaz, niyaz da mecbur yapacağım. Şimdi hani meczup gelmiş. Diyor ki hoca efendi tam cumaya çıkacak. Hoca efendi bir dakika dur demiş durmuş hoca. Adı da Salih. Demiş bu hafta hutbeyi ben okuyacağım. Ya Salih'im adam meczup diyor. Salih'im çok hazırlandım. Bu hafta cumayı ben okuyayım da haftaya sen oku demiş. Tamam olur hocam demiş.
Okumuş hutbesini, of demiş hoca efendi, kurtulmuş ya. Bizim hocalarımızdan hayatını anlatıyor. Ondan sonra diyor ki ertesi hafta gelme. Zaten unuttu. Fakat diyor bir ay sonra falan baktım diyor cenazede. Hocam bir dakika dur dedi diyor. Ne var? Bana hutbe okutturmadın, unuttun. Ama telkini ben vereceğim demiş. Cemaate de söyle dursunlar. Daha da toprak atılıyor. İyicene defnolmuş. İyi dinleyin arkadaşlar. Telkini ben vereceğim. İyi ver bakalım. Demiş durun cemaat. Cemaat de Salih'i biliyor ya. Durmuşlar. Eğilmiş böyle. Haram yemediysen, namazını kıldın, orucunu tuttuysan telaşa gerek yok demiş. Biraz durmuş. Daha bitmemiş. Burada verdiysen orada alırsın. Burada aldıysan mutlaka orada ödersin demiş. Örtün demiş. Hayat bu. Evet, burada verdiysen orada alırsın. Burada aldıysan, şimdi bakıyorsun, ebe mübarek etme eyleme. Onun için Allah Teala diyor ki, beni düşünün, yaratılışınızı düşünün ve her halükarda ölüm var, ölümsüz olan bir mekan da yok zaten. Onun için şükrünüz artar, sabrınız artar, bir de Allah'tan gelen her şeye rıza gösterirsin. Hep diyoruz ya, haramlar haramdır, haramı kabul edeceğiz. Helallar helaldir, helal dairede yaşayacağız. Kardeşlerimize dini olan tavsiye budur ki Rabbimizin makamı, mevkisi o, kanun koyandır, nizam koyandır. Bu zamanda namaz olmaz, bu zamanda oruç olmaz, bu zamanda faiz neden haram olsun, bu zamanda örtünmeye ne gerek var? Allah'ın makamına oturmanın kimse haddi değil. Onun için kulluğumuzu bilelim inşallah. Bir de kısadan böyle bir şey söyleyeyim, bir dörtlük söyleyeyim mi arada böyle? Vaktim olur var. Olur hocam, yani vaktimiz diyor var. Diyor ki bak. Bilirim seni yalan dünyasın, evliyaları alan dünyasın, kaçan kurtulmaz senin elinden, demir kafesler kıran dünyasın, kaçan kurtulmaz senin elinden, demir kafesler kıran dünyasın. Sevdiğim aldın beni, ağlattın gülerek yüze bakan dünyasın, Süleyman tahtın sen viran kıldın, masumlar boynun büken dünyasın, Süleyman tahtın sen viran kıldın, masumlar boynun büken dünyasın. Dünya bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunun ötesi yok ya. Ne yaparsan yap, padişah da olsan derler er kişi niyetine. Bitti. Bunun için tefekkürü iyi yapmak mutlaka, lazım. Mutlaka, mutlaka. Ölümlü dünyadayız. Ne gideceğimizi, ne götüreceğimizi bakalım. Şununla bitireyim. Tamam, vaktimiz geldi. Diyor ki sevgililer günü kutlanıyor, analar günü kutlanıyor, babalar günü kutlanıyor, hediyeler alınıyor. Bir gün var bilalım, Allah'a varacağız, hesap günü. Hesap gününe giderken boş gitmeyelim, hediyemiz olsun. Hiç. Ya değil mi? Hesap günü, yani hiç değişmeyen bir gün, gerçek bir gün var. Sevgililer günü tırıvırı gün, analar günü tırıvırı gün, babalar günü tırıvırı, öyle bir günleri kabul etmiyorum. Çünkü sevginin her günüdür, ananın her günüdür, babanın her günüdür, her gün bu, ama hesap günü var, Allah'ın huzuruna varacağız. Gitmeden kitabımızı okumak lazım. Bak, tefekkürün özü bu. Evet. Bir gün kitap elimize verilecek. İkra kitabe kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Bu kitap elimize verilmeden dünyadayken okuyalım. Yani, herkes kendi yaptığının. O günkü bir de ana babadan, yani evlat anadan kaçacak. Evet. Yani. Onun dehşetini tefekkür edebilmek, anlayabilmek. Aynen öyle. Bu dünyada insanın ayağını daha denk atması için bir yol çizen hakiki bir yolu inşallah bize çizmeyi öğretir inşallah. Rabbim lütfetsin inşallah, ikram etsin. Amin. Hocam programımızın sonuna doğru yaklaştık. Hı. Dua ile bitirelim. Dua edelim inşallah. Edelim. Evet, edelim buyurun, dua. Tabii. Amin. Önce şunu diyelim. Dua müminin silahıdır. Dua muhul ibadet. İbadetin özüdür. Duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki? Ayet-i celal. Bismillah. Kul mâ yâbü rabbü lâ duâkum.
ayet-i kerime de Furkan suresinin sonunda. Yani ne diye der? Onun için diyor ki ödü'ûni estecib lekum. Dua edin. Ben duanıza cevap veririm diyor. Dua ettiğin zaman semaya ulaşıyor. Ama her dua eden de duaya başlarken Sübhan Rabbiyel Aliyyel Vehhab bir de salatü selamla başlanacak ki sema kapıları açılsın. Duamızı yapalım. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyel Alel Vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Vafana ya kerim vafana ya rahim. Vaghfir lana zunubana bi fadlika ve cudika ve ikramika ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ya Rab, ya Rab, bizlere sonsuz rahmetinle muamele eyle. Ya rabbel alamin, efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın ümmetiyiz elhamdülillah. Son anda ümmeti, ümmeti diye dua eden peygamberimizin şefaatine nail eyle. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk. Elhamdülillah. Kur'an'ın nuruyla dünyamızı nurlandır, kabrimizi nurlandır. Allah'ım Kur'an'ın yolunda amel eden kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin bizi birbirimize kardeş eyledin. İnnemel mü'minne ihva buyurdun. Kardeşliğimizi pekiştir. Sevgimizi arttır ya Rabbi. Allah'ım dini programlar tertip ediliyor, sohbetler ediliyor. Ya Rabbi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve bu sohbetleri seviyoruz. Ve özellikle dua edin ki cevap vereyim, icabet edeyim buyuruyorsun. Şu anda duamız, ekran başında olan kardeşlerimiz, stüdyoda olan kardeşlerimiz ve bizler. Rabbim senin huzurunda elimizi açıyoruz. Kabul olunmadık duamızı bırakma. Affolunmadık suçumuzu bırakma. Dünyada da ahirette de mahrum eyleme, mahcup eyleme, mahzun da eyleme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası gibi Allah'ım nefsimizle bizi bir an göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Nefsi bize veren sensin. Allah'ım nefsine hakim olanlardan özellikle ruhunu ibadetle, zikir ile doyuran kullarından olmayı cümlemize nasip eyle. Evlatlar verdin, eşler verdin. Ya Rabbi yavrularımıza namazı sevdir. Yavrularımıza oruç tutmayı da sevdir. Yavrularımıza örtünmeyi de sevdir. Ya Rabbi dua İbrahim Aleyhisselam. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yun ve cealna lil müttakine imama. Sadakallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya. Allah'ım eşlerimizi, evlatlarımızı gözümüzün nuru eyle. Bizi de onlara gerçek anlamda imam önder eyle. Namaz kılanlardan eyle, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi böyle sohbetleri tertip eden kardeşlerimiz, hizmeti geçen kardeşlerimiz, burada çalışan, şu anda ekran başlarında dinleyen kardeşlerimiz, biliyoruz ki her şey senin elinde. İznin olmadan nefes bile alamayız. Allah'ım aldığımız nefesi geriye veriyoruz. Neyimize güveniyoruz ki? Aldığımız nefes bile bizim değil. Veren o, alan o. Nedir senden benden gidecek? Telaşını gören de can senindir zannedecek demiş ya. Bu can tenden ayrılırken mümini kamil olarak huzuna varan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım helal rızıklar nasip eyle. Helal yerlere sarf etmeyi nasip eyle. Özellikle Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle ve bizleri sana yakın edecek amelleri sevmeyi nasip eyle diye dua ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne istediyse istiyoruz lütfeyle, nelerden sığındıysa sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Tüm ölenlerimize rahmetinle muamele eyle, bu duayı mutlaka yaparız. Her zamanda bu duamıza amin deriz ki ezanlarımızı dindirtme. Bayrağımızı indirtme, beldemizi, memleketimizi içerideki düşmanlara, dışarıdaki düşmanlara böldürtme. Ya Rabbi şerlerden, kem gözlerden, nazarlardan ülkemizi koru. Sınır ötesi görev yapan Mehmetçiğimizi muzaffer eyle. Emniyet mensubu kardeşlerimizi muzaffer eyle, muvaffak eyle. Ve bizleri de ya Rabbi dua ediyoruz. Duaları kabul olunan kullarının zümresine bizleri dahil eyle. Amin bi seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة